İsa'nın son akşam yemeği ve çarmıha gerilmesi, Hristiyan kimliğinin ve ibadetinin merkezinde yer alan iki önemli kutsal olaydır. Hristiyan bağlılığında umut, suçluluk, rahatlama, şefkat gibi karmaşık ruhsal ve duygusal hislerle örülüdür. Olayların taşıdığı anlam, kutsal komünyon ayininde derin bir eyleme dönüşerek, Hristiyan inancının temel taşları olan bağlılık, fedakarlık ve kurtuluş temaları bir araya gelir. Son akşam, Mesih'in öğrencileriyle dostça paylaştığı bir yemeğe, çarmıha gerilme ise insanlığın kurtuluşu için dökülen kanına odaklanır. Bu, insanlığın suçluluğundan ve kötülüklerinden arınarak yeniden bağlanma sürecine gönderme yapar. Çoğunlukla ibadet ve eğitim ortamlarında ayrı ayrı ele alınsa da, Hristiyan anlatısında ve tarihsel bellekte hep iç içe geçmiştir. Özellikle sorgulayan zihinler için, ayinlerin eski ahit kökenleri, ilhamlarının derin anlamı ve içlerindeki suçluluk, ahlaki ödüllendirme gibi duyguların rolü hakkında sorular ortaya çıkar. Tüm bu unsurlar, Hristiyanlıkta ruhsal ve etik olarak ödüllendirici bir anlatı oluşturur. Son akşam yemeği ve çarmıha gerilme, 1. yüzyıl Yahudiyesinde, Roma İmparatorluğu'nun politik olarak gergin ve sosyal açıdan istikrarsız olan bölgede düzen sağlamaya çalıştığı bir ortamda gerçekleşti. Yahudiye, Roma'nın doğrudan etkisi altında yönetiliyordu. Bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla imparatorluğa bağlı olan yerel krallar ve valiler görevlendirilmişti. Yöneticiler arasında Roma valisi olarak görev yapan Pontius Pilatus önemli bir rol oynuyordu. Pilatus, 26 ile 36 yılları arasında Yahudi... Çarmıha gerilme, insanlık tarihinin en acımasız infaz yöntemlerinden biri olarak bilinir. Antik çağlardan yakın dönemlere kadar pek çok yönetimin tercihi olmuştu. Kökenleri M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak Asurlular tarafından uygulanan yöntem, daha sonra Persler tarafından benimsenmişti. En yaygın uygulandığı dönemlerden biri, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyet yıllarıdır. Romalılar, özellikle isyan eden ve devlete karşı gelen bireylere uygulamakta, böylece toplumda bir korku atmosferi yaratmaya çalışmaktaydılar. İdamlar, halka açık yerlerde gerçekleştirilir, toplumun geri kalanında caydırıcı bir etki yaratırdı. Çarmıha gerilme, suçlunun nasıl bir tecrit içerisinde ve devlet otoritesinin ne denli güçlü olduğunun bir göstergesi olarak algılanırdı. İsa, uygulamanın belki de en çok bilinen örneklerinden biridir. Hem dini hem de siyasi otoritelere meydan okuması ve halk arasında ona olan ilginin artması nedeniyle tehdit olarak görülmüştü. Hristiyanlıkta çarmıha gerilme, kurtuluşun bir sembolü haline gelerek inançlarının temel taşlarından biri olmuştu. İşlem oldukça acımasız bir biçimde gerçekleştirilirdi. Suçlular genellikle çarmıhın kendisini taşımak zorunda kalır ve bu süreç onlara ağır fiziksel acılar çektirirdi. Uygulama birkaç aşamadan oluşuyordu. Öncelikle kişi tutuklanır ve yargılanırdı. Suçlu bulunursa infaz için gerekli hazırlıklar yapılır, götürülürken çarmıhın parçalarını taşımak zorunda kalırdı. Bu hem fiziksel bir eziyet hem de psikolojik işkence anlamına geliyordu. Uygulama suçlunun çarmıhın üzerine yerleştirilmesiyle başlardı. Çivilerle ya da iplerle çarmıha bağlanarak asılır, son derece acı veren bir sürecin başlamasına da neden olurdu. Çarmıhta kalan kişi saatler, hatta günler boyunca bu durumda kalabilirdi. Ölüm sonrası süreçte ise durum daha da acımasız hale geliyordu. Çarmıhtaki kişilerin vücutlarının alınmasına izin verilmezdi. Bu durum, infazın bir parçası olarak yakınlarının da acı çekmesini sağlardı. Cezanın, başkalarına uyarı niteliği taşıyan bir yönü de bulunurdu. Halk, asılı kalan cesetleri gördükçe devletin gücünü ve otoritesini hissetmekteydi. Başında Roma askerleri, infazın güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerinde hazır olurdu. Bu da, herhangi bir müdahaleyi önlemek ve infaz sürecinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için yapılırdı. İsa'nın çarmıha gerilme süreci, Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında gerçekleşmiş ve İncil'lerde Yahudi din adamları ile Romalı yetkililerin ortak bir eylemi olarak anlatılmıştı. Ancak Roma'nın sonradan Hristiyanlığı benimsemesi, bazı olayların anlatımında değişiklikler yapılmasına yol açmış olabileceği de göz önünde bulundurulur. Bu nedenle, çarmıha gerilme sırasında yaşanan olaylar, dönemin siyasi ve toplumsal ortamı göz önüne alındığında daha farklı bir şekilde yorumlanabilir.